Evet arkadaşlar, bugünkü çalışmamızda ürünümüzün detay sayfasını göreceğiz. Yani herhangi bir ürüne tıkladığımızda bunun detay sayfasına nasıl gideceğimizle ilgili işlemler yapacağız. Bununla ilgili örnek olarak ilk yapacağımız şey URL kısmında, eğer ana URL kısmında yaparsanız Home'da gösterirsiniz. Yani Home'daki view'leri ekler. Yok, eğer Product'ın URL'sine eklerseniz o zaman Product içerisindeki template'lerde bir ya da oradaki view'i kullanmanız gerekir. Ana sayfa ile ilgili bir işlem olduğu için bütün sayfada gelecek işlemleri biz de Home'da yapacağımız için ana URL dosyamıza aşağıdaki gibi kategoride eklediğimiz gibi Product'ın ID'sini gönderiyoruz ve slug'ını gönderiyoruz. Ondan sonra tıklandığı zaman Product Detail sayfasına gidecek. Product Detail sayfasında gösterilecek. Product Detail sayfasında örnek hazırladım. İlk yapacağımız işlemlerden bir tanesi, yani işlemlerimizi yapmadan önce sayfamızı test etmek. Sayfamızın çalışıyor olup olmadığını test etmek. Biz de ID ve slug'ın gelip gelmediğini test etmek açısından mesaja yüklüyoruz. Mesajı da buraya yazıyoruz. HTTP response komutu maalesef print gibi çalışmıyor. Yani bunun içerisinde bunları yazamıyorsunuz. Sadece tek bir değişkenin yazabiliyor. Dolayısıyla dışarıda biz de bunları bir araya getirip burada yazdırıyoruz. Bakalım çalışacak mı yani? Sadece çalışıp çalışmadığını test etmek aslında. Örnek olarak şu ürüne tıklayalım. Ürüne tıkladığınız zaman ID'si 2 olan Lenovo bilmem ne, gördüğünüz gibi ID'si geldi ve slug'ı burada görüyorsunuz. Evet, bunu gördükten sonraki aşamamız bunu şeye göndermek, yani bir sayfa oluşturmak. Yani product detail sayfamızı oluşturmak. Onun için template sayfamıza gidelim. Daha önce benzer oluşturduğumuz sayfalara örnek olarak bir tane oluşturalım. En basit sayfamı alıyorum. Çünkü sadece ortayı kullanacağım için hakkımızda sayfasına gidiyorum. Bunu save as yapıp product detail olarak kaydediyorum bunu. Ve Git'le uyumlu olduğu için ekleyeyim mi diye soruyor. Ondan sonra burayı product'tan besleyeceğiz. Şu şeylerini sonra yapacağız. Şu anda bunu kullanmayacağımız için nereyi kullanacağız? Bunun için template'imize gidelim. Template'imizde arkadaşlar bir product detail sayfamızın olması lazım ya da bir detail sayfamızın olması lazım. Evet, şu sayfa arkadaşlar. Şu sayfa bizim product detail sayfamız. Şimdi burada ne alacağız? Buradan alacağımız şey, bu kısmı almayacağım. İsterseniz alabilirsiniz. Yani normalde gerçek bir e-ticaret sisteminde bu ürüne benzer ürünleri burada listeleyebilirsiniz ama şu anki bizim konumuz değil. Dolayısıyla buradan alacağız. Nereye kadar? Şuraya kadar alacağız arkadaşlar. Dolayısıyla ben bu sayfayı bir açıyorum. Ve bu sayfanın bizimle ilgili başlayan kısmını bulacağız. Evet, burası Product Detail. Şuradan itibaren başlıyor. Şurası onun yukarı kısmı. Yukarı kısmını alıyorum. Product Detail'deki şu yukarıda yer değiştiriyorum. Ondan sonra geri kalan kısmı alıyorum. Section'dan itibaren. Section bitene kadar gideceğiz. Evet, section bitiyor. Picked for you kısmını almayacağız. Evet, bu section, onu section yerine bu section'a.
Evet, kullanacağım, sileceğim. Blokumuz var. Bunu silmeme dikkat. Content bloğunun içerisini dolduruyoruz. Evet, böyle yapacağız. Sonra bu sayfayı fonksiyonumuzdan çağıracağız. Yani render edeceğiz. Product detail sayfamıza girecek. Herhangi bir konteksimiz yok şu anda. Silelim konteksi. Olunca yükleyip gönderelim. Evet. Sadece ilk aşamada sayfayı çağırma yapıyoruz. Yani bu sayfamız çalışıyor mu bakıyoruz yani. Tabii bu sayfada şimdi bizim bütün alt sayfaya girdiğim zaman, şuna da baktığınız zaman kategoriler var. Şurada görüyorsunuz. O sayfayı çalıştırabilmemiz için kategoriyi göndermemiz gerekecek. Ve kategoriyi gönderiyorum. Artık bunu silelim. Sonra context alalım. Şunun başına bir şey koysam, konteksi de, çünkü orayı kullanacağım. Bakalım sayfamız çalışacak mı? Biraz önce verdiği hata, şu hata, kategori yok gördüğünüz gibi. Bu bizim sidebar'daki sidebar'ı görüyorsunuz. Hataları iyi takip edin. Nerede hata verdiğimize de bakın. Bu bizim product detail ile ilgili bir hata değil. Biz product detail sayfasında şurada product detail sayfamızın şurasında sidebar'ı çağırıyoruz. Sidebar, biliyorsunuz, sidebar'ın içinde kategori var. Dinamik kategori var ve onun bir veri tabanına ihtiyacı var. Veri tabanını göndermemiz gerekiyor. Biz de burada onu gönderiyoruz ve bu hata gitmiş olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi product detail sayfamız geldi. Kategorimiz de çalışıyor çünkü gönderdik. Şu da bizim şeyler. Henüz ürünle ilgili bir şey göndermediğimiz için bunlar çalışmıyor. Dolayısıyla ürün bilgisini de gönderelim buraya. Ne yapalım? Bir tane de sorgu yapalım. Şöyle alalım. Şu bizim işimizi görüyor. Product gidelim. Tek bir ürün olduğu için bu. Product için gönderelim. Evet, product. Peki ID. Yani primary key şu ID'si olan ürünü gönder. Ve biz de buraya gönderiyoruz. Burada gönderirken yapmamız gereken şeyler var artık. Burayı değiştireceğiz. Ne olacak bu? Product nokta title olacak. Product settings, product description olacak. Burası da aynı şey yapacağım buraya. Product title, product category ve yenileyelim bakalım ne olacak. Biraz önce hakkımızda yazıyordu burada. Bakalım neler değişecek. Evet, şunun değiştiğini gördünüz şurada. Gördünüz mü? Telefon, akıllı telefonların içerisinde şeyimiz geldi. Gördünüz mü? Evet. Burada görüyorsunuz. Mesela burada burayı linkini ayarlayabilirsiniz şurada. Mesela kategori kısmında ne linkimiz vardı? Şöyle bir link vardı. Kategori
Şurada da kategori ID diye verirsek kategorilere erişmiş oluyoruz. O kategorinin ürünlerine erişmiş oluyoruz. Bakalım. Evet. Kategori 17. Kategori 17. Bir şey mi yanlış mı yaptı? Şu kategori 17'yi bir tıklayalım bakalım. Ha. Bir de şey gerekiyor. Bir slug da gerekiyor. Slug olmadığı için bir deneme yapıyorum. Kategori nokta slug. Umarım böyle gelir. Ürünümüz vardı. Akıllı telefonlar. Evet, gördüğünüz gibi akıllı telefonlara ulaştık. Yani e-ticaret sistemleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi buradan üst kademesine erişebiliyoruz. Peki nasıl eriştik oraya? Yani biz aslında kategori sorgusu yapmadık. Yani kategorileri sorgulamadık. Yani sorguladık da şey için. Bu bir ilişki olduğu için arkadaşlar kategori şu kısmına yani şuradan bu kurulan ilişkiden arkadaşlar kategorinin alanlarına ulaşabiliyoruz. Yani buradan kategori title dersem kategorinin adını yazacak. Zaten kategori demek direkt product kategori dediğimiz zaman kategori tablosundaki title'ı yazıyor. Kategori nokta dediğim devam ettiğim zaman bu ilişkinin kategori modelindeki bütün alanları bu şekilde çağırabiliriz. Yani böyle bir kolaylık da sağlıyor bizim için. Burası önemli bir kısım. Yani burada ki şuradaki şuradan bir ilişki kuruyor aslında. Kategori ID'den bir ilişki kuruyor. Bizim modelimizde kategori ID yok normalde. Ve bunu seçtiğimiz zaman kategorideki herhangi bir şeyi çağırabiliriz arkadaşlar. Buradan herhangi bir şeyi çağırabiliriz arkadaşlar. Ne komutuyla? İlişki komutuyla. Burası iki product ile kategori arasında bir ilişki kuruyor ve bu ilişkiden sonra gelecek her şey kategori ile ilgili. Zaten product ile ilgili olanları product nokta ile yazıyoruz. Buradan bu ilişkiyi nerede sağlıyorduk? Bu ilişki modelimizde sağlıyordu arkadaşlar. Sayfadayız değil. Product modelimizde baktığımız zaman arkadaşlar şu kategori arkadaşlar kategori modeliyle ilişki sağlıyor. Bu bir ara bağlantı sağlıyor ve bu bağlantı üzerinden biz kategorinin bütün bu elemanlarına ulaşabiliyoruz. Yani ekstradan bir kategori sorgusu çekmeden bu ürüne ait kategorinin bütün verilerini çekebiliyoruz. Ve buradan bu ürüne ait kategorinin adını çektik yazdık. Bu ürünün slug'ını çektik yazdık ve gördüğünüz gibi buraya ulaştık. Ve bu çok güzel bir özellik. Yani bu ilişkiden elde ettiğimiz güzelliklerden bir tanesi bu. Sizde de aynısını istiyorum. Evet gelelim. Ekleyeceğimiz şeylerden devam ediyoruz eklemelerimize. Burada arkadaşlar template'imize baktığımız zaman bir resim var. Şu kapansın. Şurada bir resim var. Ve bu resimler şuradaki resimler arkadaşlar. Şu resimler. Şimdi burada ben ne yapacağım? Peki bunun bir galerisi yoksa ne göstermem gerekir? Bu ürüne galeri eklemedim. Galeri eklemediğim zaman ne demektir? Ürünün bir tane ana resmi var. Yani ana sayfada gösterdiğimiz resim galerideki resim değil. Herhangi bir ürüne girelim. Product.
Aynen. Galerisi çok olan bir ürüne girelim. Kaç tane resmi var? İki tane resmi var. Altınoğlu şey bu. Evet, Samsung televizyonun içerisinde değil. Alt kategori E. Şimdi bir resim eklemem lazım. Eğer bunun admin'de de gördüğünüz gibi bir tane ana resim var. Yani şu gördüğünüz resim onun ana resmi. Şu resim. Bu alt resimleri yoksa benim bunu göstermem lazım. Dolayısıyla ilk resim, şurada göstereceğim ilk resim product'tan gelecek. Şöyle. Nokta image nokta URL kısmıyla seçtiğim zaman buraya gelecek. Evet, gördüğünüz gibi ana resmimiz geldi. Buraya bir tane ana resmimiz geldi. Devamında ise şurada ise bir döngü oluşturup galeriden olanları buraya yazmamız gerekecek arkadaşlar. Niye iki tane şey var? Çok şey mi var orada? Orijinaline bakıyorum. Çok ürün var burada. Çok olduğu için iki ilk görünenle görünen arasında şey yaptı. Product View, Product Main View. Aynısını eklememiz gerekir. Bakalım. Evet, burada göstermek için de burada bir ekleme yapmamız lazım buraya da. O zaman aynı eklemeyi oraya da ekleyeceğiz arkadaşlar. Product. Evet, gördüğünüz gibi buraya da ekledik, buraya da ekledik. Yani her template kendi içinde değişiyor arkadaşlar. Yani her template'in yapısı farklı. Benim template bazısı bu listeye eklemeniz yetiyor. Bazısı ise aşağı gösterme yeri ayrı, yukarıdaki gösterme yeri ayrı. Bazılarında ise, bazı sistemlerde ise upload ederken küçük resim koyuyorsunuz oraya. Küçük resim, thumb diye bir şey ekliyorum resime. Dolayısıyla buraya da o şeyi ekleyip öyle çağırabilirsiniz, küçük resim. Ama burada biz bir resim yükledik, sadece onu çağırıyoruz. Devamında bir döngü kurmamız gerekecek. Döngümüz şu döngü arkadaşlar. Yani şuradan şunları almamız gerekecek. Uzun yöntemi şu. Esasında ben burada uzun yöntemini biliyorum yani. Bir image ya da gallery diye bir değişken tanımlanıp buradan ilişki kurmamız. Ya da bir for each döngüsü burada çalışır mı onu bilmiyorum yani. Şöyle bir deneme yapıyorum. Çalışmayabilir. Bunu denemeyin yani. Şu anda benimle yazıyorsanız denemeyin. For each record set. Buradan erişemiyoruz. Image kısımlarına erişemiyoruz ya da bir fonksiyon tanımlamamız gerekir. O zaman buraya ne yapacağım? Mecbur ben yine for each kalsın burası.
Burada da for iş yok ya, for döngüsü var. For iş nereden çıktı? Eski de geldi. For. And for. Şimdi burayı resimlerimize, buraya ait resimleri getirmemiz için arkadaşlar images diye bir tablo ekliyorum. Image önce bunu bir modele bakalım. Tablomuzun adı. Evet, image. Images tablosu. Şunu bir import edelim ki hata vermesin. Object. Filter. Evet, filter. Şimdi bu filtre baktığımız zaman ne, hangi ID'yi sorgulayacağımız, buradan bakıyorum. Image kısmına bakıyorum. Burada product ID görüyoruz arkadaşlar. Product ID. Diyorum ki product ID eşittir bu ID. Şuradan gelen ID. Dolayısıyla image'leri de aşağıya gönderiyorum. For record set. Genelde record set kullanıyorum. Kısa olsun diye. Her record set in image yazıyoruz burada. Record set. Bunları siliyorum. Bunları da siliyorum. Aynısını buraya kopyalıyorum. Evet. Tekrar burayı yeniliyorum. Resim işini bir halledelim. Sonra bilgi kısmına gireceğim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar resimlerini buraya getirdik, ekledik. Galerimiz olacak. Herkeste de bu galeriler olacak arkadaşlar. Herkes de istiyorum. Ne yapıyor olursanız olun. En aşağıda mesela bloğunuz varsa bloğun en aşağısında bu blokla ilgili resimler. Haberle ilgili resimler. Duyuru ile ilgili resimler. İlanla ilgili resimler. Bunları istiyorum. Şimdi bu kısımlara gelelim. Bu kısımlar kolay zaten. Product title'ı bir alalım. Evet, gelelim şöyle. Product title nerede? Şurada. Price. Yani bir indirim var falan varsa bunu da böyle yazarız. Ya da buna bir çarpı yapalım. Şimdi aynısını yazıyorum. Şuradaki yazı arkadaşlar product description, yani kısa açıklama. Aslında biz kısa açıklama yazmadık ama kısa açıklama yazılması lazım. Evet.
description. Option'larımız yok. Yani bu product ile ilgili bizim henüz o ayrıntılı böyle sayfamız değil. Kaç tane seçeceğimiz value 1 olarak alıyoruz. Bakalım ne oldu. Evet, ürünümüzün adı. Evet, ürünün kısa açıklaması. Şey, stokta şunla bilgi, ayrıntılı bilgi, review'lerimiz, henüz review getirmedik. Add to cart kısmımız şu anda yok. Bunu ileride yapacağız. Detail sayfamıza ürünün detayını getirelim. Yine description kısmımıza description getirelim. Bu aslında description detail aynı şey demek. Bir tanesini kaldırabiliriz. Zaten description'ı oraya yazdık. Details. Tabir tabii ki. Birini siliyoruz. Evet, details'imiz var. Review'imiz var. Details'imize gelince şurası tab 1 görüyorsunuz. Tab 1'e bakacak. Tab 1'e bakacak. Tab 2'ye bakacak. Gibi bu şekilde. Burayı siliyorum. Product detail yazdıracağız buraya. Evet, bu detail nasıl geldi? Kötü geldi. Bunu düzeltmek için ne yapacağız? Save yapıyorduk zannedersem. Evet, gördüğünüz gibi ürünün detay açıklamalarını burada görüyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde henüz buraya ayrı bir zamanda yapacağız. Kartı eklemeyi ayrı bir zamanda yapacağız. Şu anki yaptığımız şey bir içeriğin detayına girdiğimiz zaman bu ürün olabilir, blog olabilir, haber olabilir, bir ilan olabilir. Benim yerleşim şekli bu şekilde. Mesela bir haber olduğu zaman ne olur? Bu resmi en yukarı alırım. Buralara haberin kendisini doldururum. En alta bir galeri ya da haberin bir sol üst köşeye yollarım. Yani bunu ona göre bir şeyini ayarlarım. Yani sağına soluna yazı gelecek şekilde ayarlarım. Altını, üstünü, yan tarafları hep yazı olur. En altta da galerisi olur gibi. Ama benim şu şekilde yani kalkıp bir haberi bu şekilde vermeyin. Haberin başlığı yukarıda olur. Ya da blogun başlığı yukarıda olur, resim sağda olur, solda olur, tam ortada olur, içinde bilgi olur. Yani benim bir alışveriş sistemi olduğu için işte fiyatını yazıyorum, adını yazıyorum, stokta stok durumunu yazıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Mesela burada maksimum
Gidiyorum mesela. Ben bu maksimumu sınırlayabilirim. Nerede mesela bu bilgi? Şunu adet diyelim. Mesela şuraya max şöyle desem, değil mi? Max eşittir. Benim elimdeki stok ne kadardır? Product nokta amount kadardır yani. Başka yok. Elimdeki stok kadar alabilsin yani, fazla alamazsın. Evet. Mesela artırıyorum bakın. Evet, fazla artıramıyorum. Artırıyorum. 15'te duruyor. 15 tane var elimde. Başka yok. Bu gibi. Bunları ileride alacağım. Şimdi bunları review kısmına geçince onları dolduracağım. Evet, bugünkü konumuz arkadaşlar, bir içeriğin detayının gösterilmesiyle ilgili. Başka bir ürüne girelim. İlla hemen burada şey yapacak diye bir şey yok. Mesela başka şu iPhone'a girelim. Evet, iPhone'un böyle şeyleri var. Burada da bakın teknik özellikleri, review'leri vesaire görebiliyorsunuz. Başka bir ürüne girelim. Laptop'a gidelim. Evet, gördüğünüz gibi laptop'un da işte teknik özellikleri, ondan sonra review'leri buradan bakıyoruz, resimlere vesaire görüyorsunuz. Evet. İçerik detay kısmımızda bu şekilde herkes kendi içeriğine göre burayı şey yapacak. Tek istediğimiz şey bir içeriğimizin başlığı olacak. İçeriğimin detay bilgileri olacak. Benim detay bilgiler burada ürün olduğu için. Sizin böyle bir saçma bir şey olmaz. Yani bir haber, bir blog yaptığınızı düşünün. Böyle bir gösterme şekli olmaz. Yani blogun ana resmi, yazılar iç içe geçecek. Ve en altta şeyler, ama benim o şekilde yapmıyorum. Ürün olduğu için ürün galerisini burada gösteriyorum. Ürünün temel bilgilerini burada, detayını burada. Herkesin bunların yerinin ne olacağı projeden projeye değişebilir.